Bu konu çok özel bir konu. Yani böyle bir konuya niye ihtiyaç duyuldu? Çok teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun. Şimdi İslamiyet'in ürettiği talimatlar görünce biliyoruz ki Allah-u Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا Allah-u Teala insanlara saygı diğer bir yaratık olarak dünyaya gönderdi. Ve diyor Allah-u Teala diyor ki bu ahsan-ı takvim en iyi bir şekilde Allah-u Teala insanlara yarattı. Onun için iyi insan, iyi olarak ve güzel olarak yarattığı yarattıklara güzel isim vermek de çok önemli bir şeydir. Yani çok iyi bir şey ise ama onun ismi kötü koyarsanız çok tuhaf gelir. Onun için bu çok önemli bir konudur ama bizim gördüğümüz şudur, yani tecrübemiz şudur. Bugünlerde bu konuda biraz şey var, tembellik var. İnsanlar araştırmıyorlar. Bize geliyorlar, Murabbi sahib, imam sahib, çocuğumuz dünyaya geldi, biz onun ismi koymak istedik. Bu güzel bir isim bulduk. Bunun manası nedir? Nereden aldınız efendim? Biz Google'dan araştırdık, Google'dan aldık. Ama manası bilmiyorlar. Hangi dilden aldıklarını bilmiyorlar. İşte abuk subuk şeyler bazen maalesef alıyorlar. Ve daha sonra da çok tuhaf geliyor onlara. Onun için biz bu konuda biraz ayrıntıları arkadaşlara aktarmak istiyoruz. Şimdi bakınız, İslamiyet bu konuda çok güzel bir şey bize öğretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِنَّ اللّٰهَ جَمِيلًا يُحِبُّ الْجَمَالَ Allah-u Teala kendisi cemildir, güzeldir ve güzelliği sever. Onun için bizim hayatımızın her sahasında güzellik yaratmak bizim görevimizdir Müslüman olarak. Eğer Müslümanlar güzel isimler koyarlarsa ve onların yaptıkları güzel olursa tabi dünyada güzel bir katkıda bulunacaklar. Evet. Onun için biz bu konuyu seçtik ki bu konuda birçok ihtiyacımız var, evet, anlatmak için. Onun için inşallah bazı ayrıntıları size vereceğiz. Teşekkürler hocam.